Evet, 10. sorudayız. 10. soruyu okuyorum. 4x artı 3 eşittir 12. Doğrusu analitik düzlemi A ve B noktalarında kesmekteymiş. Tamam. A ve B noktaları analitik düzlemde de x ve y eksenler arkadaşlar. A ve B noktaları C7 0 noktasıyla birleştirilerek ABC üçgeni oluşturuluyor. ABC üçgenin alanı kaçtır diye sormuş. Yapalım. Önce şu kestiği yerleri bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? X'i 0 alarak y'yi buluyorduk. X'i 0 aldığımda y ne geldi? 4 gelir. Y'yi 0 alarak x'i buluyorduk. Y'yi 0 aldığımda burası 0'sa x de 3 gelir. O zaman kestiği noktalar belli. 3'e 0, 0'a 4. Bu noktaları yerine yazarsak 3'e 0 ve 0'a 4'ü. Burası x ekseni. Şunu biraz daha uzatayım. Burası y ekseni. 3'e 0, 0'a 4 şöyle olsun. Burası 4, 3 birim 3'e 0. Burası da 4 birim. 4'e 0'a 4. 7'ye 0 demiş. 7'ye 0, 7 noktası da burada. 7'ye 0 noktası. Bu 3 nokta birleştirilerek üçgen oluşturulmuş. Yani şöyle şu şekilde. Şu üçgenin alanını soruyor arkadaşlar. Taradığım bölgenin alanı olmuş oluyor. Geniş açılı bir üçgen olduğu için yükseklik dışarıda kalır arkadaşlar. Dar açılı üçgenlerde, yani dar açı derken, evet, 90 dereceden küçük açı dar açı olur. 90 dereceden büyük açı geniş açı olur. 90 derece eşit açı dik açı olur. Dar açı, doğru kullandım. Dar açı olan üçgende içeriye düşüyor yükseklik. Ama geniş açı bu şekilde geniş açı olduğunda buna ait, bu açıya ait yükseklikler böyle dışarıya düşen yükseklikler oluyor. Mesela buradaki yükseklik bu. Buradaki yükseklik 4 birim. Taban uzunluğu da şurada arkadaşlar. Burası da 7'den 3 çıktı. 4 olur. Burası da taban uzunluğu. Dolayısıyla tabanı 4, yüksekliği de 4. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 16 bölü 2'den 8 olmuş oluyor. 8 birim kare. O zaman cevap B şıkkı. Diğer soruya bakalım.